çıktım. Birazdan bilgi gelecek. Yüce Meclisi bilgilendireceğim. Ama milletin bakanlarının yerinde yerler esiyor. Sarayın bakanlarının da hiçbir şey umurunda değil. Sayın Başkan, inisiyatif almanızı ve bu konuda meclisin ivedi olarak bilgilendirilmesi noktasında gerekli tutumu takınmanızı, bir diğer önemli konu ise 2018 KPSS sınavına giren sağlıkçıların feryadı ile ilgili. Büyük emeklerle sınava girdiler. Yüksek puanlar aldılar ama henüz atanmadılar. Sebebi ne? 2018'de 24 Haziran baskın seçimi yapılırken onların oylarına ihtiyaç duyan birileri öne çekti seçim üstü, vaatlerde bulundu ve dedi ki 29 bin kişi istihdam edilecek. Bunlardan sadece 12 binini yaptı, 17 bini kalmıştı. 17 bininin de yarısını geçtiğimiz Aralık ayında aldılar. Ta 2018 seçim malzemesi bu. Ve kalan 8 binin üzerinde sağlıkçı bekliyor. Anlaşılan o ki 2020 yılını da bununla geçirerek gençlerin sınavlarda elde ettiği bu yüksek puanları birileri yakacak. 620 bin sağlıkçı da 29 bin atama da çok az. Şu anda ellerinde kalan 8 bin de çok az. Seçim yılı değil diye unutulduk diyorlar. 85 puan aldık diyorlar. Biz bunu birileri soruları çalıp da bize verdi diye değil, anamızın ak sütü gibi helal, alnımızın teriyle dirsek çürüterek, gözümüzün nurunu akıtarak ya aldık diyorlar. Bu hakkımızı elimizden almaya kimsenin hakkı yok. Seçim malzemesi yapıp da sağlıkçılardan oy isteyip sonra onları unutmak, 2020 yılında 8 bin atamaya mahkum etmek doğru değil diyorlar. Biz de buradan meslektaşlarımızın sesi oluyoruz. Sağlıkçılar çok fazla sayıda atamayı hak ediyorlar. Bütün sağlıkçılar, KPSS'de yüksek alan not almış bu arkadaşlar mağdur edilmemeli. Bir an önce atamaları yapılmalıdır diyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de hukuk kısmi eleştirilere rağmen kendi mecrasında usulüne devam ediyor. Az önce arkadaşların ifade etmiş olduğu Anayasa Mahkemesi'nin kararı dedikleri gibi resmi gazetede yayınlanmış, ancak yine usul gereği bu kararın yerel mahkemede, yani Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüşülmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararına bozma veya uyma kararını vermesi ve ondan sonra da gerekli adımın atılması süreci söz konusudur. Yani süreç kendi içerisinde ilerlemektedir. Bu ilerlemeyi beraber takip edeceğiz. Biz de yakın takip ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım.